Evet Tayfun Bey. Merhaba, iyi günler. Ben Noi Developments CEO'su Atakan Mühen Öztürk. Sizinle biz çalışmak istiyoruz fakat bir saniye, telefonumu diğer kulağıma alacağım. Sizinle iş yapmak istiyoruz. Ve size teklifimiz $5,000. $5,300. Evet Tayfun Bey, çok teşekkür ederim. Bu arada yaşınız kaç? 28 yaşındasınız. Tayfun Bey, hemen şu an gelip başlayabilirsiniz. Hemen şu an gelip başlayabilirsiniz. Ve Tayfun ışınlandı. Tayfun ışınlandı arkadaşlar. Hepinize merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlerle birlikte Startup Company oynayacağız. Kanalımız için yepyeni bir oyun. Belki yepyeni bir seri olacak. Beğenilmesine göre devam edeceğim ya da durduracağım seriyi. Startup Company şöyle bir oyun. Girişimcilik üzerine bir oyun. Bir şirketiniz var. Bir serverınız var aynı zamanda. Ya da server kiralıyorsunuz. Evet, server sahibi de olacağız oyunda. Oyunun olayı şu. Bir şirketiniz var. Bilişim şirketi. Bir web sitesi ya da birden fazla. Web sitesi tasarlıyorsunuz. Web sitesini geliştiriyorsunuz, reklamlar alıyorsunuz, reklamlar aldıkça para kazanıyorsunuz, para harcıyorsunuz. Hani bunun üzerine bir şey, çalışanlarınızı yönettiğiniz çok güzel, girişimcilik üzerine uygun bir oyun. Girişimciliğe uyarlı bir oyunu, adapte eden bir oyun, öyle söyleyeyim. Şuradan bir yeni oyun diyelim. Şimdi özel oyunda kendi kuralınızı oluşturun, oyuncusunu olarak seveceğiniz şekilde oyunu oynuyor. Siz 18 yaşındayken başlar, 60 yaşına emekliye kadar falan filan yeni oyuncular öğrenir. Şu an pek bir yeni oyuncu değilim aslında. Kendi kurallarınızı oluşturun demesi hoşuma gitti şu an. Bir şirket adı seçin. Şirketimizin adı tabii ki benim güzel ismi olacak. Nasıl isimler varmış? Şöyle yapalım. Noyan Developments. Ya da şöyle bir şey yapalım. Noi Tex. Noi Technologies. Ben almadım sanki, ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bekliyorum düşüncelerinizi. Tamam, Noi Tex seçtim. CEO başlama yaşı. Hani bu oyunun ne kadar uzun süreceğiyle alakalı bir şey. Tamam. O yaşlanmasını kapatmayalım. Çalışan yaşlanmasını kapatmayalım. Gerçekçi bir oyun deneyimi istiyoruz biraz, dürüst olmak gerekirse. 15.000, yani oyunun son güncellemelerine dair pek bir fikrim yok dürüst olmak gerekirse. O yüzden 15.000 yeterli mi değil mi bilmiyorum. Default şekilde bırakıyorum. Yıldaki günler. 1365 gün olmaz mı? Ama böyle de oyun çok uzun sürer ya. 50, 100 gün ya. 70, 60, 75 gün. Olmuyor. Hayır ya. Tam sayı olmalı arkadaşlar şimdi bunda. Olmuyor. O zaman 76'da bırakmak zorundayım. Tam sayı takıntısı olanlar kusuruma bakmasın. İş istasyonu limitini kaldırdım. Mısır'ın devre dışı bırakmak özellikle eski bir bilgisayar. Yok, böyle bir problemimiz yok. Oyun performansı önemli ölçüde azaltabilir diyor. Ya iş istasyonunu kaldırmayalım. Niye kaldıralım? Evet. Sınırsız olsun. Vuralım. Şey, limitsiz ol, limitli ol. Sınırsız olsun ya. Evet, bir dakika. Ben tam olarak ne olduğunu hatırlayamadım şu an bunu ya. Her şey açık ne? Bunu da bilmiyorum. Tamam ya, böyle bırakalım. Çok şey yapmışsın ha. CEO için bir isim seçin. Şaşar mı? Silememek mi? Noyan Reis yazardım ben. Neyse. Şöyle yapayım. Ben olacağım ya, evet. Noyan Reis olsun. Avatarımıza sarışın bir beyefendi olalım. Özgeçmişimizde de ne olsun? Tasarımcı, geliştirici, eski yönetici diyor. Ya kız bonusuna çok ihtiyacımız var. Oyun başı nasıl oluyor da? Bir yandan destek almamız gerekiyor. Tasarımcı, eski geliştirici olalım biz ya. Geliştirici açığını kapatalım. Çünkü tasarımcı 3-4 tane de falan böyle sabitleniyor. Güzel bir sayıya ulaşıyor 3-4 çalışanla birlikte. Ama geliştirici her zaman ihtiyacımız olan bir şey. Şimdi bir tane web sitesi oluşturuyoruz. Buradan türünü, üst tarafta da ismini seçeceğiz. Türü ne olsun?
Ben de türünü şey yapalım, ismini ona göre kardeş. Sosyal medya, alışveriş platformu. Yani biz her zaman reklam gelirliğinden şey alacağız aslında. Hani bu sadece bizim rakiplerimizi belirleyecek. Altta da rakipleri yazıyor zaten. Mesela burada birçok şeyden de. Netflix mesela. Twitch. Twitch'e saygılar. Uberboy. Buymuş. Trendbook. Latagram. Jitter. Aslında sosyal medya hani bana kalırsa en kolay büyüyebileceklerimizden bir tanesi ama rakiplerimize de yetişebileceğimiz anlamında en uzun süre yani en yüksek hedefimizde rakipler en yüksek rakiplerimiz de burada olacak yani. Sayısı konuşamadım. Aslında video paylaşımı da yapabiliriz ama video paylaşımı mesela bir sağlam bir server şeyine ihtiyacımız olur diye düşünüyorum. Ya da belki hiç alakası bile olmayabilir şu an. Onun içinde böyle şeyler olmayabilir. Bilemedim şu an ama bakacağız bir şeyler. Tamam ben sosyal medya seçiyorum. Ne kadar hiç sevmesem de sosyal medyayı kullanmayı. Adına da ne diyelim biliyor musunuz? Arkadaşlar çok orijinal bir isimle karşınızdayım. Bir küçük bir aksilik yaşadım o yüzden kesmek zorunda kaldım videoyu. Çok süper bir fikirle karşınızdayım. Bir dakika ya. Rastgele hiç denemedik. Anatik. Geatik. Tamam. Ben süper bir fikirle karşınızdayım. Twittergram. Hatta yanına bir de Blur. Twittergram Blur. Twitter, Instagram ve Tumblr arası karışık bir şey oldu bu. Ama yok bu benim içime sinmedi ya. Tamam ben ne koyacağım biliyorum. Noy abi. Direkt Noy. Ben biraz daha deneyeceğim şansım ama hep aynı şeyler deniyorsam. Polline. Yok yok. Ben bunu Noy ile kısıtlandıracağım. Az kelime öz. Az harf öz kelime. Böyle saçma bir cümle. Şimdi 15.000 dolar başlangıç bütçemiz var. Aa. Yardımcımız var. Saygılarımı sunuyorum yardımcıya. Şimdi bütçe için ön ödeme yapacağız. Bir bütçe ayıracağız yani şey için. Ofis için şu an ofisimizi kuruyoruz. Sanırım en ucuz ofis şuydu da. Yine de bakıyorum. Bu ne? Aa bak bu yeni gelmiş. Muhtemelen yatırım yapıyoruz buraya. Buradan Allah Allah. Füzyon sıcaklık trafoları. Projelere giriyoruz anladığım kadarıyla. Evet, müteahhit de oluyormuşuz arkadaşlar anlaşılan. Dev plaza gelmiş. Ön ödemesi 10 milyon dolar. Ayda 400 bin dolar kirası var. Ben 10 milyon dolara satın alayım direkt burayı. Ön ödeme ne abi? 10 milyon dolar. Şurada bir bayağı bildiğiniz bina. Tipik bir New York Wall Street ofisi görüyorum bir tane. 1 milyon dolarmış burada ödemesi. Buranın ödeme ha burası şey, barındırma. Yani aslında burada server barındırıyorsunuz arkadaşlar. Şu da sanırım barındırma. Evet bu bir zamanlar en iyisiydi. Daha iyisi geldiğini şu an göremiyorum. Ya bize şu an en uygun yer şurası sanırım. Bunu alacağız. Evet 3000 dolar aylık kiramız var. Bir katlı ve 10 tane de çalışan tutabiliyoruz. 10 tane çalışan yeterli olacaktır. Şimdi satın alma menüsünden masa alıyor bir tane her zaman gibi. Buna kendimiz için bir tane çalışma masası alıyorum ve kendimi buraya yerleştiriyorum. Bu asistanın da bana para akıtması hoşuma gitti. Akıyor şu an maşallah. Güzel birkaç çalışan. Yalnız bu bir saniye ya. Bu asistanın tabii ki şöyle bir dezavantajı var arkadaşlar. Evet. Şirketin %40'ına asistan sahip. Maalesef. Tabi bu şirketin şu an hiçbir şeyi yok. Yani %40 hissesi nasıl 9 milyon dolar oluyor onu hiçbir fikrim yok ama. Hani başlar başlamaz yani sıfırken her şey sıfır dolardan almayalım diye yapmışlar. Diyor ki güzel artık bir çalışanı işe almaya hazırız. Tamam. Evet, yetenek personel avına başlayalım ve bir araştırmacı değil, geliştiriciyle başlayalım arkadaşlar. Bunları seçemiyoruz, CEO'muzun şeyini düşün. CEO'yu da sürekli çalışır halde tutacağım. Yani kendini geliştirir halde. Maaş beklentisi ve talepleri arttıramıyoruz.
Evet, yetenekli personel almaya başlatalım ve sürekli standart. Bize biraz personel bulsun. Biz de o sırada şirketimizi dizelim. Yani bunları da araştırmalardan bu arada arttıracağız. Şurada ofis dediğimiz seçenekte. Zaman makinesi otomatik başlat. Tamam. Makine yapacağım. Şu şekilde. Pardon. Şey gösteriyor. Araştırmaları gösteriyorum. Ofise geldiğim zaman araştırmalar burada. Araştırmaları da işte dediğim gibi araştır ofisi genişleteceğiz. İnsan kaynaklarını geliştirip şeyleri işe alabileceğimiz hangi türden geliştiricileri, yani daha doğrusu çalışanlarımızı arttıracağız. Çeşidini arttıracağız. Bu da paketler. Çalışanlarımızın kullanacağı paketler. Buradaki özelliklerde web sitemize ekleyebileceğimiz şeyler. Mesela açılış sayfasını 12 AP'ye alabiliyormuşuz. Şu an 32 AP'miz var araştırma puanı. Bunlar da frameworkler. Framework'e her zaman ihtiyacımız oluyor. Framework 1 ne kadar geliştirebileceğimiz oyun sesi çok fazla da. Hemen oyun sesini kısıp size geliyorum. Evet, oyun sesini kısıp geldim arkadaşlar. Şimdi araştırmalara bakıyorduk sanırım. Niye buraya girdim? Evet, araştırmalara bakıyorduk. En sonunda barındırma. Bunları da araştırıp kendi server'ımızda oluşturabildiğimiz zaman yani web'i ön bellek ve veri taban. Web sunucusu dediği herhalde internet sunucusu. Öyle düşünüyorum. Ya simple bir şirket simülasyonu yapmışlar ve bence çok tatlı olmuş. Neymiş ya? 2018'in. Bak bu da yeni gelmiş. Bunları biliyoruz zaten. Bizim şirketimizde en az bir araştırmacıya şu an şu zaman makinesi için otomatiğe bağlayabiliyorum sanki. Evet şuradan. Şimdi süreyi bir durduruyorum. Durduruyorum, ilk başlattım. 1 saat kalmış, çok güzel zamanla durdurdum. Şimdi bizim için kriterler şunlar arkadaşlar. Bir girişimci işini, ofisini, çalışanlarını seçerken dikkat etmesi gereken kriterler şu an önümüzde. Bu ne kadar hızlı, daha yani performansı çalışanın. Kalan süre çok önemli değil. Bu seviyesi, bu da tipi. Bizim için ha bir de tabii ki buna göre de maaş talepleri değişecek. Yani anlaşma yapacağız şu an. Pazarlık yapacağız resmen. Maaş talepleri de buna göre değişecek. Hani ne kadar şey yaparsam şey, ben şu an en iyisini bulabildiğim, en iyisini almak istiyorum işi. Tabii önde şöyle bir matrak bir olay var. Şu yanda parantez içinde gördüğümüz şeyler kişinin, yani çalışanın kendini, şimdi çalışanlara eğitim de veriyoruz aynı zamanda bu arada. Çalışanlara eğitimle ne kadar daha hızlandırabileceğimize geliyor. Mesela şu %200 çok iyi gözüküyor diğerlerine kıyasla, acemi bir şey için. Ben o yüzden şuna bir oynayacağım. Acaba bu hanımefendi ayda 3500 dolara ne diyecek? O hanımefendi, evet biraz 7700 dolar teklifte bunlar açığa çalışmam diyor. Doğru, biz biraz hani sektöre kıyasla düşük şey vermiş olabiliriz ama ben hanımefendiye 6500 dolar teklif ediyorum. Hanımefendi biraz düştü, biz de düşelim, pazarlık sünnettir. 6700 dolara da anlaştık. Daha da düşük açsaydım keşke. Neyse. Ayda 6700 dolar maaş ödeyeceğiz hanımefendiye. Evet, şimdi ilk çalışanımızı aldık. Bir çalışana daha ihtiyacımız var. Hani tek şey hiçbir zaman yetmeyecek. Geliştirici. Bak bunlar sanırım geliştiriciler. Doğru hatırlıyorum. İş alamazsana. Evet, geliştirici bunlar. Emeklilik değil. İş alalım. Bakalım başka. Şimdi o hanımefendiyi biraz geliştireceğiz tabii ki koyar koymaz. Kimseye aldığım gibi kullanmayacağım. Şirkette biraz harcama yapacağım ilk zamanlarda ki şirketteki çalışanlarımı geliştirebileyim. Ve onları biraz bağlı tutabileyim. İnşallah beni terk etmezler. Beni yalnız bırakmayın. Evet, şimdi %195 performansla çalışabilecek, %80 performanslı bir şey. Şimdi bu arkadaşımızın performans düşük olduğu için ucuza da pahalı bir şey. Bak sana 500 dolar temiz. Direkt kabul et. Hadi ya. Keşke daha az teklif etseydim. Evet, şimdi iki tane geliştiricimiz var, özür dilerim. Masa satın alacağız onlar için. Onlara da şöyle R tuşuyla bir değişiklik yapalım. Geliştiricilerimiz de şu görüntüyü sanki uzaklaştırabiliyorduk, öyle hatırlıyorum. Evet. Şöyle
geliştiricileri bana dönük şekil ya da acaba arkaları mı dönük olsa ekrandan yaptıklarını gördüm. Yo hayır, burası yatay hiyerarşili güzel bir şirket olacak, etik bir şirket olacak. Bu yapılan hiç etik olmamalı. Şimdi Isabella Knight. Anlaştırdım mı? Fatma Can Ören. Evet. Evet Fatmacığım, sen şimdi Fatma'nın burada gördüğünüz şeyleri var. Trafiği var, ne üreteceğine dair. Fatma sürekli çalışıyor arkadaşlar. Ben burada ne komut verirsem, mesela sadece buna basarsam UI bileşenini bana sürekli üretiyor. Backend bileşenini eğer basarsam sürekli üretiyor. Eğer burada sıraya koyarsaydım şöyle. Mesela şu üçünü sıraya koyarsam bir tane UI, bir tane backend, bir tane de neymiş, A bileşeni olacak şekilde sürekli döngü halini alıyor bu sefer. Yaptığı bu. Biz şimdi Fatma'dan beklentimiz sadece şu üçünü oluşturması. Aynı beklentiyi öbür şeyde yapacağım. Mithat Kör Topal oğlu. Kesin Mithat oğlu. Mithat'ı akayip olmasın. Mithat inşallah doğru yapmışım bile. Emin olamadım şu an. Evet Mithat, sen de benim için UI bileşeni, backend bileşeni ve A bileşeni üret sürekli olarak. Senden bunu istiyorum. Şimdi başladığım anda çalışacaklar. Tabi Mithat ve Fatma'dan şöyle bir beklentimiz var. Önce biraz kendinize eğitin. Çünkü kendini eğitmek şu an şirketimiz için çok önemli. Yepyeni bir şirketiz. Herkes kendini geliştirmekte yükümlü. Şimdi bu sırada yetenekli personel diğer arkadaşlara, başvuran arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bakın burada belki bir daha vardır video. Şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela şimdi bu Fatma ile Mithat geldikten sonra, yani eğitimlerinin %150'lik kısımlarına geldiklerinde durduracağım onları. Bunlara daha fazla JavaScript framework olmalı. Alırız. Merak etme. Rahat ol. Şimdi bir tane sadece yine baş geliştirici dedim. Geliştirici elde edelim. Alalım işe. O sadece kendini eğitsin. Onu bu şirkete bağımlı yapacağım. Burada sadece kendini geliştirebileceği ve kendini maksimum seviyeye aldığı zaman bana tam kalite, tam performans hizmet verecek bir insan istiyorum. O da sanırım Vincent Butler. Şimdi diğer herkesi iptal ediyorum. Başvurularını kusura bakmayın deyip tek tek biz sizi arayacağız. Evet, şimdi bir tasarımcıya ihtiyacımız var. Araştırmacı mı alsak? Önce araştırmacı alalım. Araştırmacı bir tane alsak şimdilik yeterli. Zaten şirkette çok yerimiz yok. Bir tane araştırmacı alalım. Evet. Personel buna başlatıyorum ve yaklaşık 2 gün boyunca bu arkadaşlar, yani Fatma ve Mithat kendini geliştirecek. Ah dur. Yeni elemanımız var. Bu elemanı şöyle yerleştiriyorum. Pardon ya. Şöyle yerleştirdim. Şu bölge böyle onların özel bölgesi oldu. Şeylerin. Geliştiricilerin. Ve Özgür. Evet, veliciğimiz de kendini geliştirecek. Şu an herkes eğitimde zaten. Yetenek avımızı devam ettirelim. Bundan sonra biz de eğitime başlayacağız zaten. İş almaya devam etmiyor böyle yaparsam. Eğitimi durduruyorum. İş almaya devam. Tamam, çok uzatmayacağım bu araştırmacı mevzusunu. %120 gayet iyi. %120'lik araştırmacımıza da $4000 teklif ediyorum. Daha fazla isteme be gülüm. Hadi kızım. 4400 teklif ediyorum o zaman. Tamam, hadi 500'ü kabul ettim, hadi. $100'ın hesabını yapıyor. Gerçi $100 hadi, yol paran olsun. Sen uzakta oturuyorsun. Helen, sen uzakta oturuyorsun. Sana yol parası. Aylık $100. Şöyle yapalım. Tamam Helen, hadi. Sen de biraz kendini geliştir. Şimdi yetenek avını iptal ediyoruz. Maalesef. Şurayı durduralım. Şimdi tasarımcıya ihtiyacımız var. Evet, tasarımcılar çok önemli.
Tasarımcılar neden çok önemli? Çünkü sürekli aynı işi yapıyorlar. Sanırım 3 çeşit şeyleri vardı bunların. Sürekli onu üretiyorlar. Sürekli ve en çok ihtiyacımız olan şeylerden bir tanesi. Şimdi bu sırada bir de asistanımız bakalım ne demiş. Hatice ustabaşı diyeceğim. Ustabaşı oldu. Sildim burayı. Evet, Hatice aramıza hoş geldin. Hatice ustabaşı olsun soyadında. Ya da tamam, Hatice ustabaşı soyadı. Hatice aramıza hoş geldin. Veli'cim nasıl gidiyor çalışmalarımız? Tamam, çok güzel. %124'teyiz. %126'dayız. İyi geliştik. Eğitimimize bakalım. %48'deyiz. Çok iyi geliştik ya. Gayet iyi, gayet iyi. Evet, çalışmaya devam. Buradan bir yandan da tasarımcılarımızı arıyoruz. Evet. Şirketimizin adı neydi? Unuttum. Noi Development mıydı? Doğru mu hatırlıyorum? Development. Veli, bak işe geç kalıyorsun, gördüm. Herkes çalışırken evdeydin, gördüm. Trafik bahanesi bana yatmaz oğlum. Erken çıkacaksın. Erken çık, erken önecek, erken çıkacaksın Veli. Benim sinirimi bozma. Ben işini ciddiye alan çalışanlar istiyorum bu şirkette. Bak Mithat erken çıktı dün. Dün izin istedi, Mithat'a izin verdim. Neden? Çünkü Mithat dakik bir insan. Beni delirtme Veli. Evet arkadaşlar, Veli ile küçük bir conversation gerçekleştirdik. Beni biraz sinirlendirdi. Bana bak Veli, bir daha geç kalırsan aklını alırım. Evet arkadaşlar, şirketi ben açıyorum ya, ben patronum. Şirketin kepengi ben kaldırıyorum, bu ne ya? Şimdi süreyi durduruyorum ve biz sizi ararız dediklerime bakıyorum. Şu %80'lerden bakalım. Tasarımcı da aslında bir tane alıp böyle sonuna kadar geliştirebiliriz. Uzun vadede yatırım yapıyoruz aslında şu an. Onu böyle son level'a kadar full geliştireceğim. Düşük maaşta kalacak. Onun amacı o aslında bu yaptığımızın. %130 diyor. %130 iyiymiş ya. Ben seni alırım işe. Hatta sana şöyle bir 4000 dolar değil de artık sana şöyle bir 4400 dolar iyi para. 7000 dolar ne? 7000 dolarla şu an ben kendi evimi geçindiriyorum. Ben patron olarak 7000 dolarla kendi evimi geçindiriyorum. Bak şimdi sana imza bonusu veriyorum 1000 dolar. Akçalı. Şunu atlayın. Atlayın bir de. Atlayın. Şimdi 5000 dolar. Bak bu aylık maaşın 6000. Bak Furkan, benim sinirimi bozuyorsun. Furkan Hayalar. Soyadın da hiç hoş değil, hoşuma gitmedi. Benim sinirimi bozuyorsun. Senin iyi bir çalışan olduğunu farkındayım. Yaşın da genç. Ne diyor? Tamam. Yaşın da genç. Sana bak şöyle yapıyorum. Sen 6300 istiyorsun yani. Bu ayki maaşını 6300'ü 7300 yapıyorum. 5300'ü gayet kabul et. Evet Tayfun Bey. Merhaba, iyi günler. Ben Noi Developments CEO'su Atakan Mühan Öztürk. Sizinle biz çalışmak istiyoruz fakat bir saniye, telefonumu diğer kulağıma alacağım. Sizinle iş yapmak istiyoruz. Ve size teklifimiz 5000 dolar. 5300 dolar. Evet Tayfun Bey, çok teşekkür ederim. Bu arada yaşınız kaç? 28 yaşındasınız. Tayfun Bey, hemen şu an gelip başlayabilirsiniz. Hemen şu an gelip başlayabilirsiniz. Ve Tayfun ışınlandı. Tayfun ışınlandı arkadaşlar. Tayfun ışınlandı, gördünüz. Tayfun buradasın. Tayfun sen adamsın. İşte bana böyle Veli gibi geri zekalılar değil, Tayfun gibi zeki adamlar lazım. Dakik adamlar lazım. Tayfun Samyeli. Bu oyun elemanı sensin oğlum. Tayfun Samyeli. Daha hiç çalışmadın ama bu oyun elemanı sensin. Gerçekten bu ayın elemanını sen seçiyorum. Furkan. Neydi lan bunları soyadı? Furkan, CV'ni aç bakayım. Hani soyadını sormuyorum arkadaş, anladın mı? CV'den bakacağım.
Ayıp olmaz. Furkan Kaya. Al Kaya olsun hadi. Kaya çok kötü oldu. Evet Tayfuncum. Şirketimizin ana prensibi gelir gelmez eğitime geçiyorsun. Herkes zaten gördüğün gibi eğitimine odaklı durumda. Bu gidişle paramız da kalmıyor. Menüsüne gidin, özellikler sekmesini seç, açılış sayfasını seçin. Evet şuradan para indirelim yapalım, asistan biraz ödesin. Öde lan, öde. Düşünme sermaye. Asistanımız bizim sermaye şeyimiz gibiyiz arkadaşlar. Çok özür dilerim. Açılış sayfasını aç diyor bana. Bu müzik beni korkutuyor. Şu müziği vermeyin. Rosie ne kadar istiyorsun? Al bakayım. Abi biz çok mu teklif ediyoruz ya? Ben bilemedim yani şu an. Çözemedim olayı yani. Çok teklif ediyorum galiba. Hemen kabul ediyorlar. Ben mi enayiyim ya? Millet enayi değil. Tamam şimdi şirketimizin ihtiyaçları doğrultusunda Rosie'cim hemen eğitimine başla. Evet, 10 seviye yükseltelim ve hemen memnuniyeti gördüğümüzü arttırdığımızda da ulaştı. Ve evet şunu anlatayım. Özellikleriniz ne kadar yükselirse, şimdi başta da söylediğim şu frameworkler vardı, onları göstereyim size. Bu gördüğünüz frameworkler özellikleri sayıları da önemli. Maksimum özellik düzeyi diyor görüyorsunuz, bu 10 level. Mesela bizdeki en dandy şu an 10 level'a kadar, 10 seviyeye kadar yükseltebiliyoruz. Mesela o açılı sayfası şu an Reyhan, ne demek boşta? Yani şunlardan öresin. Anlıyorsun. Evet. Bakalım öğretmesin. Bakayım bunlara ne verdik? Tamam. Ya şimdi şöyle. Bu tarafa doğru gittikçe şeyler artıyor arkadaşlar. Üretim süresi artıyor. Mesela 47 saat mi? 47 saat 2000 mi yapar ya? Ne 2000? Yani çalışma süresi düşününce 7-8 saat çalışsa 5000 bence üretiyor. O yüzden mesela şu Reyhan şu an en hızlı çalışan sanırım. Bakalım bir kontrol edelim. Yok değilmiş ya. Furkan en hızlı çalışan. Furkan adamsın lan. Furkan'dan şunu kapatır. Şunu koyarım. Reyhan'a da şunları verir. Bunu kapatırım. Tamam. Şu an düzgün bir şey oluşturduk. Evet arkadaşlar. Şu an şirketimizi böyle bir taslak kaba taslak ilk adımlarını ilk şeylerini temellerini oluşturduk. Çalışanlarımızı aldık. Çalışanlarımızın çalışma alanlarını şey yaptık. Görüyorsunuz Hatice, Tayfun, Furkan, Reyhan, Fatma, Mithat, Veli. Kortopal ol ne oğlum ya. Neyse. Veli senin neyse. Dediğim gibi çalışanlarımızı oluşturduk. Artık videoyu burada duraklatalım. Bir sonraki bölümde de şu an asistanımızın gördüğü gibi artık sitemizi daha doğrusu internet sitemizi pazarlamaya başlayacağız. Ve pazarladığım siteye de kayıtlı kullanıcı, aktif kullanıcı sayısını arttıracağız. Yani potansiyelimizi yükselteceğiz, şirketimizi büyüteceğiz aslında. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer izlediğiniz şeyi beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bildirimleri açarsanız da elbette yeni videolardan daha kolay haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın arkadaşlar.